Bravo! Alkış! Alkış! Gizel ve dansçıları bizlerle beraber efendim. Oturalım mı? Ne yapalım? Bilmiyorum, isterseniz. Hadi ayakta duralım. Gelin beyler, siz de bizi yalnız bırakmayın. Biz ortaya geçelim Gizel'le. İkiniz böyle bir görsel. Gel Gizel'cim, gel. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk, Buna konuşacağız. O zaman buna konuşalım. Bak hemen de. Performans esnasında iki tane mikrofon çok olur diye. Doğru, haklısın. İkinciyi takamadım. Hoş geldin. Hoş geldin Gizel. Hoş bulduk. Ne güzel oyuncum. Seni ağırlamak ve tabii ki arkadaşları ağırlamak. Sevgili ekibim. Sürekli beraber mi? Sürekli. Ya yani şöyle, benim solo performanslarım da oluyor ama biz çok emek harcadık bu dans şovuna. Tabii dans şovuyla da gene sahneye çıkıyoruz. Peki bir şey soracağım. Bir yandan keman dünyanın en zor enstrümanı olarak tabir edilir. Bir yandan keman çalıp, bir yandan dans etmek, bir yandan şov yapmak zor değil mi? Çok zor. Zaten dünyada da çok fazla yapabilen insan yok. Sophie neydi o kızcağızın ismi? Sophie Anamuter mi? Sophie Anamuter. Yok, o değil. O klasik. Lindsey Stirling. Lindsey Stirling zaten duayeni bu işin. O mu? Dünyada bir numara. Çekik gözlü kimdi o? Vanessa May var. Vanessa May. Vanessa May. İlk elektro kemanı dünyaya tanıtan insan oldu. O çok fazla dans etmiyordu. Yani öyle bir çok şov yönü yoktu. Anladım. Esas şimdi Lindsey Stirling var. Öyle mi? Lindsey İyi mi? Lindsey Stirling iyi değil, mükemmel. Ama ben Sophie Mutter'cıyım ya. An Sophie Mutter harika. Ben de çok seviyorum. Tabii bir de Gizel'ciyim ben. Ay, canım size. Çok teşekkür ederim. Ama bakar mısınız ne kadar güzel. Keman olalı bu kadar seyredilir olmamıştı. Hep dinlenirdi. Her zaman dinlenirdi ama bu kadar seyredilir versiyonu çok olmamıştı. Çok teşekkür ederim. Peki kimler tercih ediyor bu tarz keman dinletilerini? Bu tarz keman dinletilerini kurumsal lansmanlar, böyle bayi toplantıları, ondan sonra festival açılışları, defileler. Aslında her şeye gidebiliyor yani, otoşovlar, işte fuarlar. Daha aklıma gelmeyen bir şeyler var mı arkadaşlar? Kimler tercih ediyor bizi? Söyleyin. Bütün Türkiye tercih edebilir bu. Herkese hitap ediyor. Ne biçim bir soru dedi. Tüm Türkiye tercih ediyor tabii. Neden bu soruyu sordum? Çünkü keman genelde böyle hani müziğin en üst seviyesi, klasik müzik, caz müzik olarak adlandırılıyor. Ve klasik müzik seyircisi böyle konser alanlarını doldurur genelde. Halbuki siz bir şov yapıyorsunuz. Doğru. Görsel bir şey de yapıyorsunuz. Evet, biz aslında işi biraz daha halka indirgedik. Yani tabii bu klasik müzik ve cazla sınırlı kaldığında aslında herkese erişemeyebiliyor. Bu şekilde olunca. Söyle bana Sebastian dinlemedik mi biz de mi? Evet, Hande Yener'i dinledik biz az önce. Hande Yener çaldı. Aynen, Hande Yener çaldı. Zaten Hande Yener, Tarkan, herkesin coverlarını yapıyoruz şimdi önümüzdeki günlerde. Mesela Zigeuner Weizen'de var mı? Repertuarda yok. Repertuarda. Birden söyle bana Sebastian'dan Zigeuner Weizen'e geçer misin sen Gizel? Ama mesela biraz sonra başka şeylere geçeceğiz. Öyle mi? Evet, sürprizlerimiz var, geliyor. Bu dansçılar da çok güzel oldu. Harika işte. Çok Ozan, güzel sağ oldu. Sen bir koreografi yapıyorsun, evet. Ozan. Evet. Ozan, kendinden bahset o zaman. Ne kadar zamandır koreografi yapıyorsun? Yaklaşık 2006 yılından beri profesyonel dans ediyorum. Daha öncesinde Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Teknolojisi Yüksek Okulu'nda okurken dans anlamında bazı çalışmalarım vardı. Sonra dansla bazı hareket anlamlarının akılda kalması ile ilgili tez yaptım. Üniversiteye bu şekilde bildim. Sonra dansa daha ağırlık vermeye başladım. Aslında ilk atletizmle başlamıştım. Peki bir keman partisyonu eşliğinde dans etmek nasıl? Sonuçta keman aslında çok saygı duyulması gereken bir enstrüman. Dans da sanatın başka bir yönü. İki enteresan disiplin bir araya Şöyle, gelmiş. Şöyle, Cisel Hanım'la ilk biz bir araya geldiğimizde bana projesinden bahsetti. Böyle bir şey yapmak istediğini bahsetti. Ben de bu anlamda ilk defa böyle bir şey yaptım. Bir koreografik yaptım. Çünkü kemanla dansı hiç daha önceden birleştirmemiştik. Onun için çok zordu. Çünkü biz sadece dansı düşünmek zorundayız. Fakat o vücutta bazı mekanizmalar vardır. Yukarısı başka ritimdeyken aşağısı başka ritimde olması çok zordur. O yüzden ona ben aslında başarısını tebrik ediyorum. Çünkü prova zamanlarında hem bu ritimleri algılamaya çalışırken, bizde farklı ayak hareketlerini yapmaya çalışırken üstte onu çalıyor olabilmesi. Zaten bazen diyordu ki hani sizin kadar dans edemiyordum. Ben de ona böyle bir bakış. Nasıl, daha ne yapacaksın diye. O bakışı diye. Bir göreyim, bir daha bakayım. Hangi bakış? Ah, işte bu bakış.
Yani onun başarısından dolayı tebrik ediyorum. Tabii arkadaşlarıma da çok teşekkür Arkadaşlarına ediyorum. Arkadaşlarına da söz vereceğim zaten. Bir kere daha Cizel'e dönmek istiyorum. Ekip başarısı. Amerika'dan Türkiye'ye geldin. Ve aslında bir ara vermiştin Kemal'a. Doğru. Ve tekrar başladın uzun süre. Parmaklarda hamlaşma var mı? Tabii hamlaşma. Nasırlaşma gitmiş mi? Nasırlaşmalar gitmiş, hamlaşma başlamış ama ben ilk başta insanlar beni hep demotive etti. İşte yapamazsın, imkansız, öyle bir şey mümkün değil. Ben beyin gücüyle her şeyin yapılabileceğine inanıyorum. Yeter ki inan. İnandıktan sonra gerisi kolay. Ben dedim ki bu bisiklete binmek gibi. Ben küçükken bisiklete bindiysem küçükken, ama çaldıysam gene çalabilirim. Hakikaten de buradan da herkese şey olsun istiyorum. Ne denir ona? Örnek mi olsun diyelim. Örnek olsun. Çünkü bana çok fazla insan geliyor ve diyor ki işte ben 25 yaşındayım, keman öğrenmek istiyorum. Mümkün olmadığını söylediler. Ama ben bunun aksini çok gördüm. Konser kemanist olmayacak ki. Evet. Hobi olarak yapacaklar. Yani her şey mümkün. O yüzden evet, başta biraz zor oldu. Ama alıştık. Bak şu anda bile. Çalıyorum. Bak bir yandan da pratik yapıyor. Bir yandan benimle konuşuyor. Bir sonraki parça ne olacak mesela? Söyleyeyim mi? Söyle. Uptown Funk çalacağız. Öyle mi? Oo, hadi bakalım. Dur biraz da arkadaşlarla konuşayım. %48 ne bu? %48 kulağın arkasında bir dövme var. %48 yazıyor dövmede. Bir de burada %52 yazıyor. Orada da %52. Sen mi yazdın onları? Dövme gibi gözükmüyor. Yok, arkadaşım yazdı ya. Dövmeci arkadaşlarım. Dövme mi o? Evet. Yeni mi yaptırdın o dövmeleri? Birkaç gün siyah. Oldu. Belli, onun için. Evet. Sanki sen yazmışsın gibi. İşitme kaybım. Normalde işitme cihazı kullanıyorum ben. Ve dansçısın. Evet. Bayağı lise 1'den beri. 2004-2005 yılından beri böyle bu durumda. Böyle bir şey vardı. Hepimizde vardı. Ne diyor? Hepinizde mi işitme kaybı var? Yok. Bir tek bende. Erken kalkma kaybı var. Ozan'da erken kalkma kaybı var. Hiç uyanamama kaybı. Benim de saçlarım yok. Senin de saçların yok. Ah. Cizel'de ama her şey var. Her şey Cizel'de bir araya gelmiş. Ay. Kulak da var, saç da var, erken de kalkıyor. Eksiklerini bir araya getirdim. Eksiklerin bir araya ortaya getirildi. Ortaya Cizel Tabilson. Cizel Tabilson. Her şey sende bir araya gelmiş. Bak görüyorsun, arkadaşlarını eksik seçmişsin ama. İşitme kaybıyla dans kolay oluyor mu herhalde? Müziği duyuyorsun tabii ya, ki. Tabii ki duyuyorum. Yüksek sesle müziği duyuyorum. Ama hani kısık sesle konuşmaları falan bayağı duymuyorum. Çok zor oluyor bazen. Ay canım, kıyamam. Biz Ozan'la ilk çalışmaya başladığımızda, şimdi Ozan böyle bir metre ilerimde Ozan falan diyor. Ben diyorum bu çocukta ne tuhaf, hiç tepki vermiyor. Evet. İkiniz de mi Ozan? Ya bir dakika, Ozan demişken bir Ozan'la alakalı bir şey söyleyebilir miyim? Benim abimin ismi de Ozan. Amerika'da yaşıyor ve bugün doğum günü. Hatta Austin'de yaşıyor galiba. Evet. Austin, Texas. Austin, Texas'ta yaşıyor. Tabii sen de Texaslısın. Tabii ben de Texaslı biriyim. Toprağım gelmiş. Ya bu kız da diyecekler, dün İzmirli Ege vardı, toprağım diye saralım. Texas Austin'li Cizel gelmiş, ona toprağım diye sarılıyorum. Bir dakika, hem Texas hem İzmir mi toprak? Ben biz de Urla'dayız. Biz de Urla'dayız. Ağzımın bir daha toprak. Toprak. Benim de çocukluğum, küçüklüğüm İzmir'de geçti, Urla'da. Bütün ben yazlarımızı de şimdi geçirdik. Yani ay ne kadar şanslısın. Çok şanslısın gerçekten. Çok şanslısın. Yani. Sen İzmirli misin? Ya ben esasen İzmirli değilim ama kendimi İzmirli olarak görüyorum. Pek çokları gibi. İzmirli olmak harika bir şey. Ben İzmir'i doğmadım ama. Yüreğin İzmir'i. Nerede? Austin'de mi doğdun sen? Ben hayır, aslında ben Ankara doğumluyum. Ama tabii yoğunlukla Texas'taydı. Baban UT'ye mi? Babam UT'de değildi. Babam TTU'daydı. TTU'da. Böyle aramızda şifreli sanmayın. Texas Tech Tek Üniversiteler. Texas Tech. UT Texas Üniversitesi. TTU Texas Tech Üniversitesi. Texas A&M. O da abimin üniversitesi. Biz böyle Texas'taki bütün üniversitelerde okuduk. Peki biraz da bu tarafa geçelim. Saç kaybı olan arkadaşa ve uyku kaybı. Üçüncü Ozan ve dördüncü Ozan. Ozanlar ve Cizel. Evet, ekipte herkesin küçük problemleri var ama bir araya geldiğimizde kocaman bir ekip Voltran oluyoruz. Voltran oluşturuyorsunuz. Evet, Voltran oluşturuyoruz. Benim saçlarım yok. Bazı arkadaşların kulakları dinliyor, bazıları kalkamıyor. Ama yakışıyor saçlarının olmaması. Gayet güzel. Teşekkür ederim. Ne kadardır Cizel'le berabersiniz? Ne kadar dolu? Bir yıl tamamladık. İnşallah daha da devam eder. Biz projeye geçen sene tam Ağustos'un başında start vermiştik. Oo güzel, evet. Peki. Tam bir yıl oldu. Bizim için de farklı bir deneyim oldu. Çok eğlenerek ve severek dans ediyoruz. Ne güzel, biz de severek izliyoruz. Fatih. Ali. Niye Fatih dedim? Fatih. Sen Fatih. Evet. Peki sen grubun ben en küçüğüsün. Ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Kendileri benim hocalarım oluyor. Heh. Aralarında en küçük dansçıyım. İlk defa işte çok güzel bir keman şovla çok güzel bir dans şov hazırladık.
Gerçekten onlara öncelikle çok teşekkür ediyorum. Cisel Hanım'la tanıştığım için de çok mutluyum. Bu programa daha önce ikinci kez katılışım aslında. Evet, Anadolu Ateşi Kıvılcım'da çıktım. O zaman küçüktüm. Sen Kıvılcım'dan mısın? Evet, o zamanlar küçüktüm. Ay, küçük minik. Bu kadarcıklardı geldiklerinde ya. Sen bizim çocuğumuz sayılırsın. Teşekkür ederim. Bu kadarlardı geldiklerinde bize. Evet, küçüktük. Bu arada programın da ne kadar uzun zamandır devam ettiğini düşünün yani. Peki... öyle benim de işitme kaybım var Ozan abimiz gibi. Sende de mi var? Bende de var. Sen ben de yıllardır kullanıyorum. Küçüklükten beri havale geçirdiğim için kulağıma vurmuş. Hani güzel evet. Ama. Şu an ben şu an işitme cihazı kullanmıyorum mesela. Evet. Dans ederken düzeldi Ali. Dans ederek düzeldi. Dans ederek iyileşenlerden. Ozan diyor ki Ali şu anda düzeldi. Dans ederek onu iyileştirdik diyor. Peki öncelikle geçmiş olsun havale geçirdiğin için ama şu anda. Bir şey söyleyebilir miyim? Ben şu anda fark ettim. Biz ne acıklı bir grupmuşuz. Şey, acıların çocukları. Senin işitme kaybın niye olmuş Ozan? Ben menenjit geçirmiştim. Ha, sen menenjit. Ben kalıcı benimki. Kalıcı. Sen de havale. Senin saç kaybın saç neden? Genetik. Yani. Yok ya ben normalde kısa kullanıyorum ama seyrek olduğunu bir söylüyorum. Ha, anladım. Jizel özellikle mi böyle kendi varlığını yüceltmek için mi seçtin aynen, böyle? Aynen dedim ki ben böyle bir takım problemleri olan insanlarla çalışırsam ön plana çıkarım. Daha çok yol alırım. Çok harikalar. Aman Allah problem vermesin. Bunlar hiçbir şey değil. Tabii hiç önemli değil. Arkadaşlar. Hiç önemli değil. Biz de senin problemlerin olduğu için kabul ettik. Prova saat 3'te deyip Cisel 1.30'da stüdyonun kapısını çaldı. Ama o da disiplinden kaynaklanıyor biliyorsunuz. Vallahi benim de çok problemim var. Şimdi ben anlatayım mı? Ya bir dakika abimin doğum gününü kutladın mı ben? Söylemedim değil mi? İsmi neydi abinizin? Ozan. Hadi. Abime. Bir dakika biri çekebilir mi? Abime göndereceğim sonra. Bir dakika hazırlanın. Göndereceğim. Çek gel. Koş. Koş. İlk defa böyle bir şey yapıyorum ben de. Başlayın çekmeye. Ne yapıyorsunuz? Hadi. Hadi. Hadi bakalım. Bir. Bu arada sadece abime Ozan Talü'ye değil tüm doğum günü olanlara gitsin. Böyle şahsi bir şey de yapmayalım. Herkesin doğum gününü kutlayalım. Hadi bakalım. Doğum günün kutlu olsun Ozan abi. Harika. Bir kere daha, bir kere daha. Hadi bir kere daha. Bir dakika. Son, iki, üç, dört. Doğum günün kutlu olsun Ozan abi. Bravo. İşte böyle de yaratıcı bir ekip. Şimdi buyurunuz efendim. Biraz son projelerden bahsedelim. Bu güzel ekip son projelerde neler yapacak? Ben size son... Çok güzel oldu. Aydın'cığım harika oldu. Gerçekten çok güzel oldu. O zaman ben de danslarınızdan olayım. Bence de katılsın ne kadar güzel olur. Senin gibi bir asil, zarif, güzel kadın bizimle. Çok çok dönem teşekkür dönem ederim. Aslında bayana ihtiyacımız oluyor. Oluyor mu? Dönem dönem kullanıyoruz. Fakat lirik yapıp havada takla atıp şıpagat oturmanız gerekiyor. O hiç önemli değil. Tamam. Ben yukarıda hemen, şıpagat hemen. Ve 3 saniye yukarıda kalabilenlerdenim. Vay. Yani hemen yere de düşmüyorum arzu görmedim edersen. İşte ilk ben. Son dönemde benim en çok keyif alarak yaptığım proje maalesef o da arkadaşlar benimle değildi. Formula 1 Grand Prix. İlk Türk olarak sahne aldım. Prens Albert nerede? Oradaydı. Monaco'daydın. Tabii Monte Carlo'daydı. Harika. İşte Mayıs'ta. Bilmiyordum bunu. Çok güzel. Çok güzel. Harika bir şey oldu. Bir de bu Grand Prix'ler dünyanın pek çok yerinde yapılıyor. Aynen, ama aynen. Monaco Grand Prix hem şehrin tam içinde dokusunda olması itibariyle hem de en çok prestijli olanı. En büyük, en güzel olanı. Hem de çok tercih edilen olması açısından çok seyircisi oluyor. Aynen, ne yaptın orada? Prens Albert orada şöyle, keman mı çaldın? Tabii Prens Albert ama bir sürü ünlü vardı. Zaten hep basında yer aldım ben o haberle alakalı olarak. Ne çaldın? Hayatım orada ne çaldım biliyor musun? Rockabye baby. Uyuttun yani. Ama ben onu böyle upbeat çaldım böyle. Danslı manslı çaldım. Formula 1 pilotlarıyla birlikte aynı sahneyi paylaştık. Her yıl 2006'dan bu yana Prens Albert'in öncülüğünde bir bağış defilesi. Gül balosu. Ha bağış defilesi. Gül balosu değil hayatım. Bu Formula 1'de. Anladım. Ondan sonra ben orada yer aldım. Orada Formula 1 pilotları ilk ve tek kez manken olarak sahneye çıkıyor. Açık arttırmayla üzerlerindeki o kıyafetler, ondan sonracığıma işte tablolar falan vesaire müceferatlar satılıyor. Onlarla birlikte sahneye çıktım. İşte ben çalarken onlar girdi. Öyle güzel bir şey oldu. Harika bir nevi Victoria's Secret defilesi evet, yaptınız evet, yani.
Evet. Çok güzel. Kadınlar yerine erkekler. Peki bundan sonra böyle uluslararası platformda bir organizasyon, bir yapmak istediğin şey var mı? Var. Aslında çok ilginç. 13 Haziran'da benim Londra'da bir etkinliğim vardı. Bürokratik bir ortamda. Draper's Hall diye çok güzel bir saray gibi bir yer var orada. Fakat malum Londra'daki terör saldırılarından dolayı. Üst üste. Evet. Her şey iptal oldu gece, ama İngiltere'de. Aslında gece iptal olmadı. Müzik iptal oldu. Saygısızlık evet. Tabii haklı olarak. Pek çok şey için aynı şey geçerli. Şu anda İngiltere'de tam bir yaz havası hakim. Ard arda terörle maalesef yüzleştiler. Ve bütün müzik organizasyonları iptal. Aynen. Konserler iptal. Ama devam ama edecektir. Benim var. Benim sürekliliğim var yurt dışında. Zaten hı-hı. Biliyorsun hani Amerika'da büyümüş olmak hani... Global bir dünyada yaşıyoruz artık. Evet. İster istemez uluslararası olmak zorundasın. Dünyayı takip ediyorsun. Öyle olunca da insanların ilgisini çekiyorsun. İşte bu nasıl formüle birden beni istedilerse, book ettilerse gene aynı şekilde var. Önümüzde bir New York var, bir Londra var, geliyor. Var yani. İşler var, geliyor. Gelsin işler. Ben çalıyor, duramıyorum. Perdesiz enstrüman çalmak, üstelik de bütün notaların şu kadarcık küçücük bir... ne gösterelim, bir zoom yapalım kemanımıza. Ya evet. Bir kemanımıza zoom yapalım. Özel senin için mi yapıldı bu elektro keman? Hayatım bu benim için yapılmadı. Keşke benim için yapılmış olsaydı. Biraz daha bir süslü falan olsaydı. Sen süsle, üzerine böyle taşlar maşlar koy. Evet, süsleyeyim. Ama güzel, oldukça güzel bir elektro keman. Bende bunun daha süslüleri var aslında Oydumcu. Mesela bir tane şeffaf camdan, yani plexiden yapılı kemanım var. O çok güzel ama çok ağır. Alırken onu ben ağırlığına dikkat etmemişim. Bunun 3 katı kadar ağır olduğu için sadece rahat hareket edemiyorum. Ha, çok anladım. Bu hafif. Bu hafif. Bununla dans etmek kolay. Çok teşekkür ediyorum. Rica ediyoruz. İyi ki geldiniz. Biz teşekkür ederiz. Sevgili biz dostlar, teşekkür ederiz. Ne kadar güzeldi sizlerle beraber olmak. Ozan Bey, Ali Bey ve Fatih Bey. İyi ki geldiniz ama tabii ki Jizel ve muhteşem dansçılarını bir performansla daha izleyeceğiz. Tabii öyle ki. Değil mi? Evet. O zaman çapkanımızı koyalım.